05.03.2021 tarihli karar duruşmasına Serhat Temizer'de katılmış ve duruşma salonundan çıkarılmıştır. Duruşma sonunda mahkeme Serhat Temizer hakkında 14 yıl 32 ay hapis cezasına hükmetmiş ve hükümle beraber tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır. Yakalama kararı aynı gün infaz edilmiştir. Duruşma gününde salondan çıkarılan Serhat Temizer adliyede nöbet geçirmiş ve adliyeye çağrılan ambulansa konulmuştur. Bu esnada polisler tarafından yakalaması olduğu gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Yargıtay tarafından dosyası bozulan Serhat Temizer'in davası tekrar Hakkari'de görülmeye başlanmıştır. 18 Ekim 2024 tarihli karar duruşmasında Serhat Temizer ve müdafisi tarafından Serhat'ın hastalığı sebebiyle cezaevinde kalmasının uygun olmayacağı belirtilmiş, mahkeme duruşma salonunda Serhat hakkında çeşitli suçlamalardan netice olarak 8 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetmiştir. Hükümle beraber tahliyesine karar verilmiştir. Serhat Temizer karar duruşması için Erzurum Dumlu İkinoğlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Hakkari'ye getirilmiştir. Serhat Temizer 18 Ekim 2024 tarihinde hakkında tahliye kararı verildikten hemen sonra duruşma salonunda salı verilmesi gerekirken serbest bırakılmamış, aksine elleri kelepçeli bir şekilde ring aracına bindirilerek Dumlu İkinoğlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürülmek için yola çıkarılmıştır. Bu uygulama ile Serhat Temizer'in özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal edilmiştir. Dava dosyasına giren adli tıp raporundaki nöbetlerin kontrol altında olması gerektiği bildirilmiş olmasına rağmen Serhat Temizer, Van F tipi kapalı cezaevinde tek kişilik hücrede tek başına bırakılmıştır. Ayrıca duruşmanın görüldüğü Hakkari ilinde cezaevi olmasına ve varsa işlemlerin bu cezaevinden yürütülmesi imkanı varken Serhat Temizer'in hastalığına rağmen çok uzun mesafeleri içeren ve ring aracında zorlayıcı şartlarla yola çıkarılması yaşam hakkının ihlaline sebebiyet vermiştir. Van F tipi ceza infaz kurumunda tutulan hasta mahpus Serhat Temizer, kurum idaresinin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi sebebiyle hayatını kaybetmiş ve şüpheliler nezdinde kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçunun unsurları ortaya çıkmıştır. Devlet, temel hak ve özgürlükleri ihmal etmemek ve bu hak ve özgürlükleri korumak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Devlet hapishanelerdeki mahpusların sağlık ve yaşamlarından sorumludur. Mahpusların başta yaşam hakkı olmak üzere tedavi ve sağlık hakları önündeki engelleri kaldırarak mahpusların tedavi ve sağlık haklarına erişimini sağlamakla yükümlüdür. Hasta mahpusların değerlendirilmeleri her koşulda klinik yaklaşım ile değerlendirilmeli, yapılacak olan fiziksel ve ruhsal değerlendirmelere ek olarak cezaevi koşullarının da bu sağlık sorunları üzerindeki olası etkilerinin göz önünde bulundurulması ve sonuç olarak alıkonulmasının uygun olmadığına dair tıbbi raporları olan mahpusların ivedilikle salıverilmesi gerekmektedir.